Değerli izleyenler, Putin'in tepkisi merak ediliyordu. İran'dan tepkiler geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın şiirine kafayı taktılar. Güney Azerbaycan korkusu İran'da belirmeye başladı. Ama Putin, evet, domatese sarıldı her zamanki gibi. Putin'den, Rusya'dan tepki geldi. Zafer günü ve zaferdeki güç gösterisine karşı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Dağlık Karabağ'da işimiz daha bitmedi açıklaması da bunun cabası. Rusya iki ülkeye, Türkiye ve Azerbaycan'a, evet, dedi ki sizden domates almayacağız. Yani Türkiye ve Azerbaycan'ın çiftçilerine güya bir nevi gözdağı vermeye çalışıyorlar. Ama bu tepki Rusya'dan cılız tepki. Türkiye ile Azerbaycan arasında vizelerin nüfus kağıdına kadar düşürülmesi, yani kalkması diyelim artık, önemli bir ayıraç. Ve Azerbaycan'daki domatesleri Türkiye'ye hızlı bir şekilde alabiliriz. Yani Azerbaycan'ın bu yönde, satış yönünde hiçbir sıkıntısı gerçekleşmez. Ama Rusya tabii ki daha kaybeden olur. Çünkü ihracat ve ithalat dengesinde Rusya avantajlı. Rusya'ya şunu deriz: çoktan çok gider, azdan az gider. Yani biz daha az oraya şu anda ihracat yapıyoruz. Onlar enerji anlamında çok daha bize ihracat yapıyorlar. Yani kaybedeni Rusya olacak. Özellikle Rusya'nın ne kadar Paşinyan hükümetiyle mesafeli olursa olsun, verdikleri binlerce ton silahı unutmadık. Özellikle Azerbaycan'ın şehirlerine yollanan o misket bombaları ve belli füzelerin Rus operatörleri tarafından ateşlendiğini unutmadık. Ajanslara düştü bu bilgiler. Tabii ki Rusya da bunu inkar etmedi. Bunun yanında özellikle barış görüşmeleri adı altında Azerbaycan'ın bu fetih ruhunu söndürmek için yaptığı hamleleri unutmadık. Evet, bu hamleler hiç de sır değil. Özellikle Türkiye ve Azerbaycan'ın birlik ve beraberlik içerisinde. Bu birliği bozmak için Türkiye'den bakan geldiğinde hemen bakan yollayan, Türkiye'den bir ziyaretçi geldiğinde hemen ziyaretçi yollayan Rusya'ya karşı Türkiye'de pes etmedi. Ve her zaman en güçlü adımlarla özellikle Savunma Bakanımız ve Dışişleri Bakanımızı Azerbaycan'a yolladı. Yani dedi ki yalnız değilsiniz. Buradaki mesaj neydi sizce? Buradaki mesaj direkt Rusya'yaydı. Direkt onlaraydı. Çünkü deniyordu ki artık bir şekilde izin vermeyeceğiz. Yapılan hamlelere izin vermeyeceğiz. Demem odur ki bu hamleler ola dursun Türkiye boş durmadı. Türkiye özellikle Azerbaycan'ın askeri anlamda ihtiyaçlarına odaklandı. Ve bu ihtiyaçlara göre özellikle eksikleri giderdi. Aliyev kararlıydı. Bu sefer bu iş bitecekti. Bundan iyi konjonktür bulunamazdı. Ve arkasında Türkiye vardı. Özellikle Türkiye şunu söylüyordu. Evet, Türkiye diyordu ki Azerbaycan'ın yanındayım. Azerbaycan'a saldırı bana yapılan bir saldırı olur. Azerbaycan'dan istek ve talep geldiği takdirde Türkiye gereken her türlü desteği güçlü bir şekilde verecektir demişti. Evet, bu güzel destek, bu güçlü destek çok önemli. Evet, önemli olduğu kadar da tabii ki sahada tesir etti ve Azerbaycan'a kimse yan bakamadı. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Evet, Azerbaycan'a kimse yan bakamadı. Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın özellikle eğitimli askerleri ve cesaretli askerleri sayesinde önemli bir ivme yakalandı. Diplomasi adı altında Fransa'nın ve Rusya'nın hamleleri boşa çıkartıldı. Azerbaycan masadan kaçan taraf gibi gözükmemek için mecburen görüşmelere gitse de işgal edilen topraklardan çıkarmak için de çok önemli adımlar atıldı. İşte değerli izleyenlerim, önemli adımlar bunlar, güçlü adımlar bunlar. Bir kez daha ifade etmek istiyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız Aliyev'in yanında olduğu zaman Aliyev gerçekten çok güçlü bir şekilde bu havayı, bu güçlü ruhu taşıyor. Yani bu ruhun daim olmasını ve devam etmesini istiyoruz. Bu ruhun, bu inancın daim olmasını istiyoruz. Tabii ki hiç kimse buralardan vazgeçmedi. Hankendi'den kimse vazgeçmedi. Özellikle başkenti bu sözde Karabağ temsilcilerinin ilan ettiği başkent bizim de kendimize ait bir şehrimiz. Yani oradan Ermenileri atacağız. Bunun için evet sizlere fetih duası ile ilgili güzel yayınımı belirtmiştim. Hiçbir şey unutulmuş değil. Rusya'nın hamlesini Türkiye ve Azerbaycan sahada boğacak. Rusya'nın orada kalmasının anlamsızlığını aykıracak.
ve Ermenilerin orada, evet, ne yapacak? Ermenilerin idaremiz altında olacaksa olacak, yoksa gidecek diyeceğiz. Evet, İran'ın hazımsızlığı. İran, Güney Azerbaycan konusunda çok hassas. Özellikle bu hassasiyetini daha ilk baştan, Ermenilerin oradan kovulmasından sonra göstermeye başladı nedense. Evet, bir de onların çekinceleri var. İran, komşu Türk devletinin, Azerbaycan'ın güçlü sihalara sahip olmasından epey bir bozulmuş herhalde. Güçlü bir Azerbaycan ordusu İran'ın işine gelmiyormuş. Biz de diyoruz ki hadi oradan. Sevdiğiniz için bu cümlemi söylüyorum. Çünkü sizler ne kadar içten bu yayınımızda coştuğunuzu görüyorum. İşte Putin. Putin. İç kamuoyunda ve bazı yazarlar tarafından, savaş stratejistleri tarafından yoğun bir şekilde eleştiriliyormuş. Diyormuş ki domates miydi senin tepkin? Evet, Rusya'nın tepkisi çok cılız kaldı. Çünkü bu tepkiyi kimse ama kimse dinlemeyecek. Özellikle bir husus daha var ki Pakistan'ın bu devrede ne yapacağı. Pakistan'ın Macron'a özellikle yüklenmesi ve Ermenistan'ı tanımaması bundan sonraki süreçte Azerbaycan ilişkilerini en üst seviyeye çıkaracağına tüm otoriteler inanıyor. Türkiye'nin ve Pakistan'ın ilişkileri güçlendiren Aliyev'in daha bağımsız politika güdeceği ve Rusya'dan bağımsız Azerbaycan'ın çıkarlarını ve ileriye dönük hedeflerini gerçekleştirecek adımlar atacağı söyleniyor. Şimdi biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun değerli izleyenlerim? İşte öyle güçlüyüz ki, öyle güçlü hava verdik ki Rusya gerçekten bu gücümüzü hissetti ve bizi yaslayacak, bizi kızdıracak bir adım atmaktan, çok büyük adım atmaktan çekindi. Şunu ifade etmek istiyorum. Bir kez daha söylüyorum. Diyorum ki Rusya artık domatesle avunur hale geldi. Domates ambargolarıyla avunur ve iç kamuoyunu avutur hale geldi. Yani Türkiye demin de dediğim gibi Azerbaycan'ın da domateslerini alır, başka pazarlarda bulur. Yani bu konuda sıkıntı yok. İnsani alışveriş ve insani sirkülasyon ticareti ve ekonomiyi canlandıracak. Azerbaycan ekonomisinin canlanması, çok daha güçlenmesi en büyük isteğimiz. Çünkü güzel yürekli, altın yürekli, bu güzel altın yürekli vatandaşların, Azerbaycan'daki kardeşlerimizin hızlı bir şekilde sanayi anlamında da güçlenmesi ve gerçekten daha iyi şartlarda olmasını istiyoruz. Çünkü onlar bunu hak ediyorlar. Hem kültürlü, hem zeki, hem kültür ve sanatla ilgilenen, hem de çok iyi askerler. Türk askerinin gelmesi gibi Türkiye'den yatırım ruhuna sahip ve Azerbaycan'a katkı sunan yatırımcıların da artık Azerbaycan'a akmasının zamanı geldi. Yani Azerbaycan'ın güçlü Türkiye, güçlü Azerbaycan, birlikte çok daha iyi günlere derken, işte bu sevgi seli Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı memnun ederken, bu birliğin ve beraberliğin artık sahada ekonomik ve siyasi sonuçlarını da göreceğiz. Evet, kararlı Sayın Cumhurbaşkanımız. Daha müreffeh diyor. Evet, daha müreffeh diyor ve daha gelişmiş bir Azerbaycan. Evet, bir kez daha ifade ediyorum. Hedefimiz bu toprakları daha müreffeh ve daha gelişmiş yapmak diyor. İşte bu sözler bile şimdiden bizi heyecanlandırmaya yetiyor değerli izleyenlerim. Şimdiden bu güzel ve kutlu günün bir an önce gelmesi ve müreffeh ve güçlenmiş bir Azerbaycan'ın, büyük bir Azerbaycan'ın bölgede istikrarla dünyaya önemli bir katkı sağlaması, Kafkasya'da istikrar dönemine, daha da istikrarlı bir döneme geçilmesini sağlaması. Rusya orada kaos demek ama güçlü bir Azerbaycan Kafkasya'da huzur ve mutluluk demek. Evet değerli izleyenler, kanalıma abone olmayı, videoma beğen atıp yorumlarda bulunmayı unutmayın. Görüşmek üzere.